Herkese yepyeni bir vlogdan selam canlarım. Bugün günlerden Perşembe ve ben şimdi evden çıkmak üzereyim. Hemen bir video başlatayım dedim. Şöyle hızlıca giyindim. Rujumu yaptım. Bu ara biliyorsunuz böyle takılmayı seviyorum. Ve nereye gidiyorum? Bugün bayağı bir yoğun geçecek günüm. Saatlerimiz şu an 10.30'a geliyor. Şunu giyeceğim herhalde. Aynen. Şimdi kısa deri ceketi giymek istemiyorum. O yüzden bunu giyelim. Çantamı da cüzdanımı koydum diye hatırlıyorum. Evet, tamam. Bir de eğer şeyleri alayım, kulaklıklar. Şimdi nereye gidiyorum? İlk bir lazer randevum var. Biliyorsunuz ameliyattan dolayı hani antibiyotik aldım diye tekrar başladım ama yani tek tük aslında belki bu son gidişimdir, bilmiyorum. Oraya gidince zaten detaylı konuşuruz da. İlk oraya gideceğim. Sonra bankada bir işim var. Ondan sonra paketim gelmiş bir yere. Aslında ben dün evdeydim yani, bilmiyorum. Sanırım Zeyd'i almaya gittiğimde gelmiş. Bir paket alınacak. Bir de yetiştirirsem bir yeni reel çekmek istiyorum. Yani bayağı böyle koşturmalı bir gün olacak. O yüzden şöyle hazırlandım ve şimdi hemen evden çıkıyoruz. İlk durağımız Adele Güzellik Salonu. Hadi gidelim o zaman. Canlar, ben lazerden çıktım ve koçum beni almaya geldi. Selamünaleyküm. Tam işte lazerim bitti. Akif aradı, ne yaptın dedi. Ben de dedim çıkacağım şimdi. Dedi ki beni bekle, seni almaya geleyim. Çünkü işi erken bırakmış bugün. Özellikle de iş kıyafetiyle. Şimdi beni aldım ve ben de tabii şu an mutluyum. Yoksa araba onda olduğu için hep böyle sürekli yürüyecektim. Postaneye gidiyoruz şimdi. Bir de bir para yatırmam gerekiyordu Besen Uyan ama benim aklım gitmiş. Onu online da yapabilirim. O yüzden tekrar yani şubesine gitmeyeceğiz. Şimdi paketimi ya almaya gidiyoruz. Ya biz sizinle şubesini direkt yapabilirsiniz. Telefonla uğraşmaya gerek yok. Ferhat denen orada var ya Ferhat. Biliyorum var ama orada kapalı galiba. Yok, açık. İşte fark etmez. Ya giderim ya da telefondan yaparım. Yani. Şimdi paketi alacağım. Amazon paketi gelmiş. Çok tuhaf. İlk defa o yuvaya göndermişler paketi. Bu da yer olmayınca oraya yolluyorlar. Çünkü bura var ya böyle tıklım tıklım. Olmuş. Şey geldi. Ne geldi? Ben saçım için yağ almıştım. Saçım için yağ almıştım dökülmemesine karşı. Onu alacağım. Allah. Hava da maşallah yani o kadar güzel ki. Çok güzel böyle güneşli. Sabah ama Zeyd'i bıraktığımda yağmur yağıyordu. Aynen, bugün biraz atıştı. Islandık biraz sabah. Ama şimdi mük yani. Maşallah, subhanallah havaya. Hep böyle kalsın vallahi, insan enerjik oluyor. Ben de kışı çok seviyorum. Hiç kış insanı değilim. Böyle yaz olunca öyle bir enerji geliyor ki bana, böyle motivasyon dolu oluyor, huzur doluyor içim. Böyle her şeyi hemen halletmek istiyorum. Daha böyle iyi oluyor her şey. Kendime basit. Daha çok bakıyorum aynen. Çok iyi oluyorum. Sevdim. Bu arada bu lazerim sondu. Sadece iki kere gittim. Çünkü tek tüktü ameliyattan sonra. O yüzden gitmiyorum bir daha. Muhtemelen yazdan önce tekrar bir komple giderim. Bakarız duruma göre de. Hani yaz tatilinden önce. Öyle. Aa, vardı size tatilimizi söylemedik. Biz tatil ayarladık canlar. Bir 3-4 gün oluyor sanırım. Görümcem, eşi, işte Sümeyye Anıl. Bir de biz gideceğiz, Zeyd. Beraber bir tatil ayarladık. Çok güzel bir otele. Geçen sene Bodrum'daydık. Bu sene de Antalya'dayız tekrar. Ama Belek'e gideceğiz yani, Belek. Normalde hep Lara'dayız otelleriz. Bu sefer Belek'li bir otel tuttuk. Yani çok güzel görünüyor ve takipçim de zaten çok övdü orayı. Hani memnun kalırsınız dedi. O yüzden içim rahat. Hem resimlerde de hem böyle şeylerde de yazılar hep iyi yazılmış yani, pozitif yönde. Çok seviniyorum. Çok güzel bir tatil olacak. Antalya'dan genelde hep oteller hep güzel ki. Şimdiye kadar evet, memnunum. Ama en güzeli de Miracle'dı. İlk sene gittiğimiz. Aynen. O kadar şey değildi. Yine 5 yıldızlıydı da ama ilk gittiğimiz Miracle'dı. Ama yemek yönünde falan evet, mükemmel. Evet, yemekleri Lico mükemmeldi. Miracle Resort. Ondan sonraki yemekler ondan falan yedildi. Ondan sonrası Regi şey neydi? Reginus mu neydi? Reginus evet. Reginus Hotel. Onun yemeklerini hiç beğenmedik. Hepimizin karnı ağrıdı. Ama Vogue da çok güzeldi geçen sene. Vogue. Ay o otel ama o otelin kendisi bir marka yani. O kadar güzeldi ki. Neyse ben şimdi inmem lazım postane karşıda. Sonra konuşuruz tekrar ama tatilimiz hazır. Evet canlar, biz tekrardan eve geldik. Biliyorsunuz lazerdeydim. Sonra
postaneye gittik ve iyi ki diyorum ki Akif beni almış ve arabayla gitmişiz. Çünkü ağır bir paketti. İçerisine ben sanıyorum ki sadece işte saç için yağ çıkacak ama ıslak mendil de almıştım Zeyd Mirza'ya. O da çıktı. Yani düşünün, eğer arabasız gitseydim taşıyamazdım. Çok ağırdı yani. Zorlanırdım. Tabii taşırdım ama zorlanırdım. O yüzden iyi ki kodişim gelmiş. Neyse, şimdi evdeyiz. Ve paketlerim var. Sizlerle onu açacağım. İlk başta bir Amazon'dan sipariş ettiğimi göstereyim. Bu arada dün kullandığım, yani dünkü blogda kullandığım yağ Retinus Oil. O da saçları güçlendirmeye yardımcı oluyor. Ve Rosmarin yağısı. Yani Rosmarin Türkçesi... Ay biliyordum bak, unuttum yeminle şu an. Neyse, aşağı yazarım. Rosmarin zaten. İçinde bol biotin var ve burada da yazıyor zaten saçının uzamasına yardımcı oluyor. Daha böyle dolgunlaşmasına. Ve benim asıl istediğim de zaten bu şeydi. Masaj şeyi. Bunu mesela aynı dünkü uyguladığım gibi saçınıza, yani saç diplerinize uyguluyorsunuz daha doğrusu. Ve bundan şu şekilde şöyle masaj yapıyorsunuz. Bunu da aldım. Exa'dan bunu da kullanacağım. Yani yorumları iyiydi. Ben böyle Amazon'dan aldım. Fiyatı da sanırım 14 mi 15 falandı bundan beraber. Deneyeceğim, bakalım. Tabii hamilelikten önceki saçlarım bir ayrı güldü. Tekrar eskisi gibi olmaz ama yine biraz yakınlaşır diye umuyorum o şey yoğunluğa. Şimdi burada Shein'den bir paketim var. Küçük bir paket. Bunu açacağız. Bir de birkaç gün önce paketimin bir kısmı geldi. Bu arada reklam değil. Kendim aldım böyle ufak ufak şeyler. İlk başta şunu göstereyim. Şöyle kirpik aldım. Bunlar iyi oluyor. Böyle yarı kirpik. Yani tüm gözünüze değil de böyle yarıdan takılıyor. Sadece uçları böyle yoğunluk oluyor ve gerçekten güzel oluyor. Böyle günlerde, özel günlerde kullanıyorum. Bunu aldım. Çok uygun fiyatı. Ondan sonra kot etek aldım. Zaten böyle kot elbiseler olsun, tulumlar olsun seviyorum, giyiyorum da. Bir de midi etek aldım. Bunun aynısının grisi de bende var. O yüzden bu rengini almak istedim. Şöyle bayağı uzun midi bir yüksek bel kot etek. Bir de bir yerde yırtmaçı vardı aynen şu tarafta. Burada yok, sadece bir tarafta. Denedim, çok güzel oturdu üstüme. Yani bizimle. İade etmeyeceğim. Bir bu. Bu da bugün geldi. Siparişimin geri kalanı. Ayrı ayrı geldi paketler. Şimdi ne aldığımı unuttum. Ay, bu ne kız? Metal bir şey çıktı. Şu an bunu gördüm de aklıma geldi. Ay, kendime kemer aldım. Kemer. Resmen ıvır zıvır aşığıyım. Ama şunun rengine bakın. Çok güzel. Bunun aynısının siyahı da bende var. Şimdi gözüküyor mu bilmiyorum da. Rengine bakın. Duruşuna. Çok güzel eteklerle veya elbiselerle giymek için aldım. Takmak için. Çok güzel bir rengi var gerçekten. Böyle beige. Gold detaylı. Böyle vintage tarzı var. Bunu aldım. Bir kemer daha aldım. Ay, bu da çok güzel. Bu kemerle aklımda bir kombin var. Hatta kot etekle beraber. Instagram'da önümüzdeki günler video çekmeyi düşünüyorum zaten. O da böyle kahverengi ve böyle gold detayı var. Bakın yakından göstereyim. Yani böyle eskitme, hani anladınız mı? Böyle eski tarzda böyle nostalji bir görünümü oluyor eteklerle kombin edince. Ve bu görünüm benim çok hoşuma gidiyor. Aynen, bayağı güzel gerçekten rengi falan. Bayıldım. Yakışır güzeline. Bakın şöyle göstereyim. Çok güzel. İki kamera da bayıldım. Sonra kendime kılıf aldım. Bunun rengi çok güzel. Yeşil. Bordo. Ay, ne güzel. Bir de böyle parlak, bakın. Hemen takacağım. Bayağı güzel bir kılıf. Sonrasından bayram için Zeyd'e gömlek almıştım. Ama bu şeymiş. Gömlek kumaş değilmiş. Neyse, yine de tatlı duruyor. Bakın. Şu şekilde. Olur herhalde. Kaç numara ki bu? 6 yaş. Bence olur. Çok güzel. Bayrama. Bundan 2 tane almıştım da gelmemiş. He aşkım? He, tamam, şey yok. Ha, fönü mü? Aç sen, buyurma.
Bir de Zeyd'e çorap aldım. Herhalde bu Zeyd'in de aynen. İki çorap. Çok güzel görünüyor. Bakın böyle çizgili ve desenli çoraplar. Böyle harfler var üzerinde. Çok tatlı. Bu kadardı. Önümüzdeki günlerde büyük bir şeyin alışverişim gelecek. O zaman onu da sizlerle paylaşırım. Bol bol elbiseler olacak onun içerisinde. O videoyu da bekleyin. Paketimin yarısı geldi. O yüzden şu an onları göstermeyeceğim de diğerleri gelince hepsini beraber bir video halinde çekeceğim sizlere. Ama ben bunu anlamadım. Ha, bu kemeri delmek için galiba. Evet, olabilir. Başka da bir şey yok yani bu şekilde. Arkadaşlar, aradan biraz vakit geçti. Akif Zeyd'i yeni almaya gitti. Aldı. Tüm eline bakın. Şu Akif'in aldığını Allah aşkına bir bakar mısınız? Kafasına koyduğu şeyi illa gidip alacak. Ben elektron yaşamını severim. Videolarını göreceksin. Böyle drone aldık, bakın. Şöyle göstereyim. Böyle drone aldık, kameralı. Zeyd de sanıyor ki kendisine uçak almış. Neyse, ama artık tatile götürürüz, orada çekimler yaparız sahilde falan. Aynen, diyorum ya işte, güzel videolar çekiyoruz. Ama işte kim kullanacak biz çekilirsek? Hayır, biz üçümüz mesela sahilde. Drone'la. Şimdi bunu ne yapıyorsun biliyor musun? O zaman anıla veririz, o sürü şey yapar. Takip ediyor bizi. Ama elinde gözüküyor o zaman. Ne? Elinde o zaman değil mi çekerken? Hayır. Onu Einstein yapıyorum, seni takip ediyor. Uzaktan böyle takip ediyor. Mesela bir yere çarpacağını tanıyor, geri başka bir yöne alıyor. Tamam, dur. Kamaya. Evet, tamam. Bunu sen ödemesin, bozarsın. Zeyd, sen eline niye bunları yaptın annem? Vallahi sorma. Nasıl açacağız? Neyse, bir açsın da bakalım. Dikkat edelim de kırılmasın. Zeyd'in eline geçerse o zaman bitik. Değil mi oğlum? Zeyd, bunu yazın, tatile gidince video çekeceğiz sahilde. Ha, bu arada ne yapacağım biliyor musun? Bizim kuzenimin düğünü var ya. Onu mu çekeceğim? Onun videosunu çekeceğim. Öyle size güzel bir yukarıda izlesin. Ay, Akif. Çok heyecanlı olacak. Köyde ya çünkü. Aç kalan ya. İnşallah. Anne, ben de kendimi açacağım. Beni bitirme. Annene elbet aldım. Ne aldın? Elbise mi? Ben annene elbet aldım. Seni yiyeyim mi? Ben onunmiş. Uçak mı? Çocuk uçak sanıyor. Uçak değil oğlum bu. Uçak o kamera değil, anneciğim. Kamera. Kamaya. Bak böyle özel çantası da var için ölmeyse. Yani bize Ahmet aşkım. İçinde uçak da var. Bismillahirrahmanirrahim. Böyle mi çantası? Mesela uçak falan yapıyor, güzel olur mu? El bağcına koyarız. Bu şey ruhsatı olması lazım. Aynen. Uçak. Uçak mı? Evet. Neyse, sen aç da öyle göstereyim. Evet canlar, şimdi akşam için hazırlığa geçiyoruz. Bugün tavuklu çorba yapacağım. Açayım hemen altını. Tavuklu çorba, yani arabaşı çorbası da diyebiliriz aslında. Sadece işte hamurunu yapmayacağım. Şöyle tavuklarımı haşladım ve didikledim. Burada hazır bir şekilde duruyor. Şimdi ilk aşamada tereyağı alıyoruz tavamıza. Yani 2 yemek kaşığı diyebiliriz. Biraz kavurayım. Biraz da sıvı yağ ekleyeceğim tenceremin içine. Bu güzelce bir erisin. Ondan sonra unum var. Unu kavuracağım. Şöyle içine biraz kalmış da yeter herhalde. Göz kararı yapacağım. Siz 2 yemek kaşığı da kullanabilirsiniz ama herhalde buradan da zaten 2 yemek kaşığı çıkar yani. Ondan sonra şu salçam var. Bu salçayı da yeni almıştım. Yani ilk defa deneyeceğim bu markayı. Çil oğlu yazıyor. Tatlı biber salçası. Normalde de hani tatlı biber salçası kullanıyorum ama öncü markasını kullanıyorum. O yüzden bakalım bunun tadı nasıl. Ama güzeldir herhalde. Şu suyunu da burada bekletiyorum çünkü çorbaya lazım olacak zaten. Evet, bu bir erisin. Çok basit bir çorba ama çok lezzetli. Ben şimdi bakıyorum çırpma telim nerede? Erimeye başlıyor. Güzelce erisin. Evet, unumuzu ekliyoruz. Hepsini koydum.
Güzelce kavuralım. Biraz altını kıstım. Şimdi böyle kokusu çıkana kadar, rengi değişene kadar kavuracağım bunu. Şöyle zaten hemen oluyor. Şimdi iyice kokusu çıktı ve salçayı ekleyeceğim. Şöyle bir dolu yemek kaşığı. Şu biraz. Bu yeter muhtemelen. Şimdi bunları böyle bir kavuracağım. Biraz pul biber ekliyorum. Ay biraz dedim, çok ekledim ya. Şimdi acı olur. Birazını aldım üstünde. Şimdi şu suyu alıp çırpıcıyla çırpacağım. Evet, şimdi altını tekrar açıyorum. Bir tık normal su ekleyeceğim. Biraz gözüme az geldi suyu da. Çok az. Zaten bu biraz katı bir çorba. Şimdi pul biber eklemiştik. Şöyle güzelce ne pürüzsüz olana kadar çırptım bu arada. Kaynamasını bekleyeceğim. Ben biraz limon damlatıyorum içine. Şöyle biraz. Şimdi tuzunu da ekleyebilirsiniz. Şimdi kaynasın, sonra tavuklarımızı içine atacağız. Ama kıvamı gerçekten mükemmel oldu. Size çok açık gözüküyor rengi. Şu an kameradan bakıyorum da aslında öyle değil. Tam iyi şu an. Şimdi güzelce kaynadı ve tavuklarımı da ekliyorum. Bir tur da böyle kavrulsun. Ay kaynasın. Kavrulsun nereden çıktı? Şöyle kaynasın tekrar. Kayıttayız. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Arkadaşlar biliyorsunuz bu videoyu sana görmüşsünüzdür. Yani önce şimdi konuşayım. Aynı daha zamanda video çekerken mesela Instagram'da paylaştı. Story attı. Ve birkaç arkadaş tabii. Konuyu söylesene aşkım. Drone'la ilgili. Heh, drone'la ilgili tabii ki de. Birkaç arkadaş da yazmış öyle kolay, hani öyle kafana göre yapamazsın falan gibisinde. Şimdi arkadaşlar ben araştırıp da aldım. Böyle kafama göre de gidip hemen alıp da beğenip seçip almadım. Şimdi şöyle yani. Mesela bu yaşadığımız Avrupa'da, yani şu Avrupa'da Avrupa. Yani. 250 gram üstü dronlara ehliyet ve yani ehliyet lazım. Hani onu öyle kolay kolay süremezsin. Çünkü büyüğe geçti işte. Ama 256 yani 250 gram altı olan dronlara kullanabilirsiniz. Ama tabii de tabii kalabalık insanlar arasında kullanamazsın. Ama bekle bekle. Baba bir şey anlatıyor. Bekle, sonra sen çekebilirsin. Tabii dediğim gibi 250 gram altı kullanabilirsiniz. Ama şunu şöyle bir şey var. Tabii ki de ben onu sigortalı yapacağım. Artı devleti de bildireceğim yani. Bir, hani bana bir numara yollayacaklar bana. Bir saniye oğlum, bir saniye. Bana bir numara yollayacaklar. Onu drone'un üstüne yapıştıracağım. Yani mesela herhangi bir şey olduğunda bilecekler yani drone benim olduğum için. Hı-hı. Benim olduğu için. Yani ben araştırıp da yaptım. Tabii ki de şu an çıkıp da öyle etrafı çekecek şey değilim yani. Aynen. Öyle açık alanlar. Ben sadece kendimizi çekeceğim bir şekilde. Hı-hı. O şekilde çekimler yapacağım. Ama dediğim gibi önlemini de alacağım yani. Hani olsun şey olsun dediğim gibi. Aynen, sigortası aynen. Olsun. Ne bunu bileyim. Buradan belirtsek de belki. Aynen. Hani öyle sonra şey olmasın. Dediğim gibi kayıt yapılacak. Kayıt, devlette kayıt önce yapılacak. Önce. Onu yapmam için de önce bir sigorta yapmam lazım. Hı-hı. İşte mesela bizim ev sigortası var ya. Hı-hı. Oraya arayıp soracağım. Dikkat et oğlum baba. Yani o şekilde arkadaşlar yani aklınızda böyle soru kalmasın. Yani ben araştırdığımda şey yaptım yani onun için. Yani adama böyle bir şey almadım. Böyle şeyler de çok hoşuma gidiyor. Çok eğlenceli. Evde bir ufaktan bir uçurdum evin içinde. Aynen. Yani içinde tabii çocuğun olmadığı yerde. Acayip zevkli bir şey. Neyse hadi bakalım yemeğimizi yiyelim. Ben elektron yaşamak çok seviyorum.
Evet. Gerçekten çok seviyorum. Biliyoruz canım. Kafaya koydum da alıyorum. Evet. Allah şükürler olsun. Hani çalışıyorum ama hani istediğim şeyleri de yapmak istiyorum. Hani ya şu dünyaya bir daha mı geleceğim? Aynen. İçinde kalmasın. Aynen. Dışarıda kalsın. Aynen öyle. Arkadaşlar. Allah şükür şimdi Allah almanlar da versin. Şimdi imkanım var. Yapıyorum. Olmazsa zaten ona göre de ayağımı hani ayağımı da yorganımı böyle uzatırım. Onun için mesela böyle abi yaşayıp kapattım. Yemek yediğimiz için arkadaşlar acıktım. Ama bu konuşayım dedim biliyor musun yayında? Yavaş kalkma. Öyle o zaman. Yani bu konuyu burada kapatalım yani. Aynen hadi canlar bize afiyet olsun. Kızlar tatlı niyetine bugün krep yapıyorum. Şöyle Thermomix'te yaptım. Burada da böyle meyvelerimiz var. Şimdi güzelce sunum yapacağım. Canlar kapanışı yapmaya geldim. Ve gördüğünüz gibi saçlarımı yaptım. Yani saat şu an gece 11 ve ben saçlarımı yaptım. Çünkü dedim neden olmasın. İçimden geldi yaptım böyle. Güzel oldu bence. Tabii şu an böyle bayağı luleli duruyor ama yarına böyle havası iner. Hani yarın da zaten video falan çekmeyi düşünüyorum. Reels. Kıyafet Reels'i. O yüzden saçlarım en azından yapılı olsun şimdi. Makyaj falan da yapacağım için en azından saçlarım bitmiş olsun dedim. Şöyle yaptım. Videoyu da burada kapatıyorum. Umarım hoşunuza gitmiştir. Eğer beğendiyseniz beğeni ve yorum yaparsanız çok mutlu olurum. Görüşmek üzere.